İyi akşamlar. Bağırsak florasının insan sağlığı için önemi, disbiyoz ile etkin mücadele yaklaşımıyla bugünkü yapacağım konuşma. Öncelikle şunu bilmek lazım. Neden bağırsak florası önemli? Özellikle son 100 yıldır akut ve kronik hastalıklar dediğimizde süreç çok daha farklı işliyor. Ve kronik hastalıkların 100 yıl içinde baktığımız durumda akut ve kronik lehine bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bugün özellikle bir hekime gelen hastaların %90'ında bir kronik hastalıklar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda burada bağırsak florasının da çok daha önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Artan hastalıklara baktığımız zaman alerjiler, özellikle nörolojik hastalıklardan Alzheimer, demans, Parkinson, yüksek tansiyon, bununla iştirak eden diyabetes, mellitus, depresyon benzeri birçok hastalık ortaya çıktığı gibi son 100 yıldır özellikle de hem bağırsak florasına sekonder artan çok yaygın bir şekilde kanser hastalıkları var. Ve özellikle bugün Dünya Sağlık Örgütü birçok kronik hastalıklarının en büyük nedeninin temelinde yanlış beslenme ve bunun neden olduğu bağırsak flora bozukluğu olduğunu biliyoruz. Özellikle GAIT analizlerinin önemi son 50 yıldır Almanya'da özellikle tamamlayıcı tıp anlamında çok özel bir yer alırken ülkemizde de son 5-10 yıldır özellikle fizyolojik bağırsak florasının önemi anlaşılmaya başlandı. Daha önce de GAIT analizleri ülkemizde de yapılıyordu ama daha çok patolojik durumların tespiti için kullanılıyor idi. Oysa disbiyozun tespiti için fizyolojik bağırsak florunun analizi çok daha elzem. Bağırsakların önemi en az tıp kadar eski, özellikle Hipokrat'tan beri de bilinen bir durum. Ölüm bağırsaklarda oturur demiştir Hipokrat. Kötü sindirim, kötülüklerin köküdür demiştir. Ve özellikle eğer siz bir kronik hastalıkları engellemek istiyorsanız öncelikle bağırsak florasını çözmeniz gerekir şiarını bize duyurmuştur. Fizyolojik bağırsak florasının temellerine baktığımız zaman özellikle bağırsakların dış dünyaya temas eden en büyük organımız olduğunu yeni yeni farkına varmış oluyoruz. Ve bağırsakların özellikle dış dünyaya teması çok geniş olduğu için de özellikle iç organlarımıza giriş kapısıdır aynı zamanda bağırsaklar ve buradaki geçirgenlik, bariyer fonksiyonu oldukça çok önemli. Bağırsak bütünlüğünün korunmasında özellikle denge dediğimiz homeostaz çok önemli. Homeostazın üzerinde etkili olan bir çevresel faktörler, hava kirliliği, yediğimiz gıdalar ve bununla bağlı olup mikrobiyota ve bağırsak florumuzdaki mikroorganizmaların durumu. Aynı zamanda epitel mukozası ki bağırsak geçirgenliği için oldukça elzem, oldukça önemli bir işlevselliğe sahip ve buna bağlı olarak immün sistem, GALT'ın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bireyin sağlığı hem çevresel faktörleri hem de genetik altyapısıyla ilişkili. Modern tıpta özellikle bizim son yıllarda neredeyse tüm hastalıkların nedenini genetik risk faktörlerinde indirger bir hale geldik. Oysa anlaşıldı ki genetik mirasımız hastalıkların kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. Ama tüm hastalıkların maksimum %15, %20'sini oluşturuyor. Oysa çevresel faktörler, epigenetik faktörler bugün kronik hastalıkların oluşmasında çok daha büyük bir yere sahip. Ve dolayısıyla bu da birbirini etkileyen, iç içe olan, iletişim halinde olan bir durumun göstergesi. Bağırsak bariyerlerine baktığımız zaman bağırsak duvarı yerleşimli zorunlu bağırsak florası var. Bir de özellikle geçirgen bağırsak florası var. Zorunlu olan bağırsak florası hem bağırsak mukozasında hem burada yer alan immunoglobin A dediğimiz bizim bağışık sistemimiz üzerinde de önemli bir işlevselliğe sahip. Ve GALT üzerine birazdan daha da açacağım durum ise bağırsak mukozasının geçirgenliğiyle de çok alakalı olan bir durum. Ve bağırsakların yüz ölçümü dediğimiz gibi oldukça geniş bir alana temas ediyor. Derimizi alıp yüzsek 1-2 metre kare, akciğerin tüm epitel dokusunu bronşlar açacak olsak yaklaşık 100 metre kare bir alana temas ederken tüm bağırsaklarının yüz ölçümü özellikle dış dünya temas eden alanın
neredeyse 400-700 metrekarelik bir geniş bir alan sağladığını görüyoruz. Bağırsak flora hakkında çok kısa bir özet geçmek gerekirse, bağırsaklarda yer alan mikroorganizmalar, dolayısıyla canlı bakteriler neredeyse 10 üstü 14, 10 üstü 15 ki bu rakam bizim vücudumuzda yer alan diğer hücrelerin toplamının en az 100 katı. Dediğimiz gibi bağırsaklarda çok önemli bir yüzey kısmı var. Burada binlerce bakteri var ama şu an özellikle analiz edilmiş 500-700 tür bakteri net biliniyor. Ve buradaki bağırsak florası aynı zamanda bağırsak hareketlerinden, metabolizmanın durumundan, mukoza dolaşımının yanı sıra bariyer fonksiyonu üzerinde de çok önemli bir özelliğe sahip. Eğer bağırsak bariyer işlevselini yitirirse kana geçmemesi gereken pek çok zararlı madde kana geçecektir ve bunların sonucu da başta karaciğer olmak üzere tüm organlarımız bir toksik yapıya maruz kalacaktır. Bu toksik metabolit ürünlerinin artış durumu bağırsaklardaki değişen pH durumuna, bağırsaklardaki oksijenin durumuna, dolayısıyla oksijen parsiyel basıncına ve hakeza redoks potansiyeliyle de çok yakın ilişki içinde olduğunu biliyoruz. GALT dediğimizde aslında intensiyel bağışık sistemini kastediyoruz ve bu da dönüp baktığımız zaman evrim sürecindeki en eski ve en köklü bağışık sistemimiz anlamına geliyor. Mukozal bağışık sistemimizin neredeyse %80'ini bağırsaklardaki yer alan bu intestinal bağışık sistemi dediğimiz GALT oluşturuyor. Toplam bağışık sistemimiz dediğimiz gibi %80'ini oluşturuyor. Burada yer alan payar plaklarının çok önemli bir yeri var. Tüm mukoza zarlarının lenfosit dağılımı bir o kadar önemli. Peki bu bağırsak florası niye önemli? Buradaki bir düzensizlik ortaya çıktığında vücudumuz birçok alerjik hastalıklara yatkın hale geliyor ve alerjik reaksiyonlar olarak ortaya çıkıyor. Sindirimin direkt ilgili gastritten tutun kronik bağırsak hastalıklarına direkt buradaki emilim bozukluğuna bağlı bağırsakların kendi hastalıklarından oluşmasını kolaylaştırıyor. Akut ve kronik enterit dediğimiz diyarelere ve disfonksiyonlara giden süreci oluşturuyor. Bağışıklık yanıtının olgunlaşmasında da özellikle yeni doğandan başlayarak yediklerimiz, içtiklerimiz ve bu bölgede kullandıklarımızın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bağırsak florasının alt gruplarına indiğimizde burada anaerob büyüyen bakteriler var. Mikro aerofil büyüyen bakteriler var. Özellikle anaerob büyüyen bakteriler yeni doğanda çok daha elzem işlevsel fonksiyonlara sağlıyorlar. Burada Escherichia coli ve onun alt grupları enterokoklar oldukça önemli. Mikro aerofil büyüyen bakterilere baktığımız zaman özellikle son dönemlerde gait analizlerinde yapılan incelemelerde çok da önem arz eden Lactobaciller ve bifid bakteriler de burada önemli bir işlevselliğe sahip. Anaerob büyüyen bakteriler ve mantarlar da diğer alt gruplarını oluşturuyor. Anaerob bakterileri özellikle bifid bakteriler burada çok önemli bir işlevselliğe sahip. Mantar ise özellikle klinik tablo sürecini tetikleyen ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen birçok sorunu ortaya çıkartıyor. Bunlardan en iyi bilinenlerden bir tanesi kandida yani maya mantarı ve özellikle hem metabolizmanın yavaşlamasına, karaciğerin yağlanmasına, kilo almanın kolaylaşmasına, kişide depresif modun tetiklenmesine ve sürekli bir kronik uyku ve yorgunluk halinin oluşmasına ve özellikle yemek yedikten sonra da kişilerde yorgunluk durumunu ortaya çıkartan bir durumu tetikliyor. Biraz önce de söylediğim gibi bağırsak mukozasının dış dünya temas eden önemli bir yüzeyi var. Bu yüzeyin en az 400-600 metrekare olduğu hatta yeni yayınlarda 700 metrekareye kadar da çıkabildiği söyleniyor. Bu mukozanın bozulması fizyolojik fonksiyonların olumsuz yönde etkilemesini de
beraberinde getiriyor. Bunun sonucu enflamasyon, özellikle en iyi bilinen kalın bağırsakların ve bağırsak hastalıklarında ülseratif kolit ve Crohn. Alerjileri tetikliyor. Son yıllarda ülkemizde de çok moda haline gelen besin duyarlılıkları, entoleranslarını tetikliyor. Bağırsak florası ne kadar bozuk ise ve yediğiniz gıdaların içinde de ağır metalleri alarak ağır metallere ve toksik yüklenmelere giden süreci kolaylaştırıyor. Emilim bozukluklarına giden süreci oluşturuyor. Ve bu anlamda da özellikle bağırsak florasının tanışmama vesile olan 94 yılında asistanlığına başladığım Profesör Herget 1971 yılında iki ciltlik bir bağırsaklarla ilgili kitap yazmıştı. O dönem yazmış olduğu kitabın adı İkinci Beyin'di. İkinci Beyin yeni yeni konuşuluyor. Ve onun orijinal sunumların birinde 98 yılındaki yazmış olduğu kitaptan bu entesyal mikroflorayı bozan bağırsaklardaki ortam, su, sıcaklık durumu, bedenin bağışık sisteminin etkilediği, yediğimiz gıdaların burada çok önemli bir işlevselliği olduğunu, lokmaları çiğneyip çiğnemediğiniz, aldığınız ilaçların veya toksik ürünlerin her birinin bağırsak geçirgenliği üzerinde olumsuz etkileri olacağını gösteriyordu. Burada özellikle yeni doğan birinde bağırsak florasının değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan pek çok toksik yüklenmeleri olabiliyor. Hijyen hipotezi dediğimizde özellikle ne kadar titiz davranırsanız hijyen kriterlerinin kronik enflamasyona giden hastalık seyrini kolaylaştırdığını, batı tarzı yaşam tarzı sayesinde artan bu hijyen takıntısının ileride olası ortaya çıkacak olan hastalıkları tetiklediğini, çocukların bağışık sistemini olumsuz yönde etkilediğini ve alerjik durumla ilintili olarak otoimmün hastalıklarının çok ciddi bir şekilde arttığını göstermektedir. Sindirim kalıntıları açısından değerlendirdiğimizde, özellikle gaitayı analiz ettiğimizde, gaita içindeki burada fazla tespit edilen yağ ve protein önemli bir disfonksiyonun göstergesi anlamına geliyor. Yani yediğimiz gıdanın sindirilememesi, bunda ortaya çıkan hataların oluşması, pankreasın yeteri kadar enzim üretmemesi ve bir o kadar da hızlı yemek yemenin de yağ ve protein sindirimi olumsuz yönde etkilediğini biliyoruz. Eğer bağırsaklarda bir emilim hatası söz konusuysa ve bağırsaklardan kana geçmemesi gereken, portal vene geçmemesi gereken yıkım ürünleri ne kadar artarsa bu da enflamasyon süreçlerini kolaylaştıran bir durum anlamına geliyor. Aynı zamanda sindirim kalıntıları da ortaya çıkıyor. Eğer siz lokmalarınızı iyi çiğnemiyor ve dolayısıyla yetersiz besleniyor iseniz bunun sonucu vücudumuzda nişasta oranı düşüyor ama şeker beden için çok olumsuz olan rafine karbonhidratın dozlarında bir artış meydana geliyor. Bunları gaita analizlerinden, kan analizlerinden ve belki de solunum testleriyle, Rebiquant, Vegatest benzeri testlerle test etmek mümkün olabiliyor. Çevresel koşulların bağırsak florası üzerindeki etkisi son yıllarda daha net anlaşılmış durumda ve özellikle bu bağırsaklarda yer alan mikroflora'nın düzensiz hale gelmesi pek çok hastalığı tetiklediği gibi bireyin bağışık sistemini olumsuz yönde etkiliyor ve bu da uzun vadede pek çok kronik hastalıklarının tetikleyen süreç anlamına geliyor. Dolayısıyla bağırsak florasını bozan birçok neden var. Yediğimiz gıdalar, kontrolsüz tükettiğimiz rafine karbonhidratlar, aldığımız ilaçlar, hatta kullandığımız antibiyotikler veya alınan alkol, tüketilen sigara, bunların her birinin bağırsak florası üzerinde olumsuz etkileri var. Biz buna disbiyoz istiyoruz. Bu floranın bozulması sonucu bedenin kendini iyileştirebilir, düzenleyebilir kısmı olumsuz yönde ciddi bir şekilde etkileniyor ve bunun sonucu hastalıklar kolaylaşıyor. Ve bu hastalıkları kolaylaştıran süreç de regülasyonun bozulmasıyla ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla bağırsak florasının bozulmasının sekonder, biz buna disbiyozis diyoruz. Disbiyozis bağırsak florasının kendini bir türlü düzenleyememesinin nedeni anlamına geliyor. Görseller görünüyor mu? Çünkü bir kısmını burada silik görebiliyorum. Burada disbiyoz nedenleri açısına baktığımız zaman yanlış beslenmede tutun, kalitesiz uykuya, geç saatlerde tüketilen gıdanın yanı sıra aşırı alkol tüketimi, hareketsizlik, metabolik sendrom benzeri sorunlar disbiyoz sürecini tetikliyor. Dolayısıyla yanlış kolonizasyon sonucu, yani bağırsak florası bozulduğu zaman beden ilk vermiş olduğu tepki aşırı gaz şişkinlik hali. İnsanlar da çoğu kez karın bölgesinde yemekle beraber ortaya çıkan bir gaz şişkinlik haline baktıkları an bunu normal gibi algılayabiliyorlar. Oysa bu normal bir bulgu değil, bedenin vermiş olduğu ilk reaksiyon, ilk tepki. Dolayısıyla bunun devamında kronik kabızlık ortaya çıkabiliyor. İritabl bağırsak sendromu benzeri sorunlar tetikleniyor. Karaciğerde büyüklenme ortaya çıkıyor. Enfeksiyonlar kolaylaşıyor. Cilt hastalıkları dediğimiz eksema, nörodermatit, psoriasis benzeri, sedef benzeri şikayetler çok kolay hale geliyor. En önemlisi de bağışık sistemimiz zayıfladığı için kronik hastalıklara yatkın hale geliyoruz. Bağırsaklardaki bu dengesiz ortaya çıkan kolonizasyon beraberinde maya mantarını kolaylaştırıyor. Besinlere karşı intoleransımızın oluşmasına neden oluyor. Bedenin aşırı bir reaksiyon vermesi sürecine gidiyor ve bağışık sistemi zayıflıyor. Ve biz buna savunma fonksiyonlarının beraberinde ortaya çıkan disharmoni diyoruz ki bu da kronik hastalıklara giden süreci kolaylaştırıyor. Bağırsak florasının bozulması, eğer genetik mirasınızda bir otoimmün bir hastalığınız varsa bunu çok rahatlıkla kolaylaştıracaktır. Örneğin Hashimoto benzeri tiroid hastalıklarını, Alzheimer benzeri şikayetleri, romatoid artrit benzeri klinik tabloların da direkt intestinal disbiyoz ile tetiklendiğini artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bağırsak florası bozulduğu zaman bir çok yönlü sorun ortaya çıkıyor. Emilim bozukluğu sonucu ortaya çıkan osteoporoz, kemik erimesi, saçlarda dökülme, diş çürümesi, tırnak çatlaması, toksik yüklenmeye bağlı olarak ağrı, migren benzeri sorunların tetiklenmesi, romatizmal şikayetlerin ortaya çıkması, hatta kronik yorgunluk ve kanser sürecinin oluşmasına götürüyor. Bağırsaklar aynı zamanda çok en önemli endokrin organlardan bir tanesi. Eğer bağırsaklarınız yeteri kadar serotonin üretemez ise bunun sonucu psikolojik rahatsızlıklar tetiklenecektir. Sinirli hali, depresyon, uyku bozuklukları gibi. Bağırsak mukozasının tahriş olması ve dolayısıyla bunun sonucu bağışık sistemin çökmesine bağlı olarak da alerjik hastalıklardan tutun enflamasyon sürecine, romatizmal hastalıklardan tutun enfeksiyona kadar giden bir süreç ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bağırsakların bir fizyolojik olması için bir kere bağırsaklardaki olan kök hücre niteliği taşıyan zorunlu bakteriler ile dışkıyla attığımız geçici bakterilerin bir dengede olması lazım. Bunun dengesi bozulduğu zaman bozulmuş olan bağırsak florasına disbiyoz diyoruz. Ve bu disbiyozya neden olan en önemli sebeplerin başında ise bir fiil bizler sorumluyuz. Yanlış beslenme, kullandığımız kontrolsüz ilaçlar, çevresel maruz kaldığımız toksinler, hareket eksikliği, yeteri kadar lokmalarımızı çiğnememiş olmamız, endokrin organlardan özellikle pankreas, tükürük bezi başta olmak üzere bunların yeteri kadar çalışmaması da bu süreci tetikleyen sorunların başında geliyor. Bağırsak floranız bozulduğu zaman bunun sonucu pek çok kronik hastalıklara giden süreç ortaya çıkacaktır. Biz buna disbiyoz istiyoruz ve bugün biliyoruz ki eğer bağırsak floranız bozuk ise kronik yorgunluktan, şişkinliğe, mantar enfeksiyonlarından, cilt hastalıklarına, kanser hastalıklarından, romatoid
romatizmal hastalıklara kadar geniş bir yelpazenin durumunu ortaya çıkaracaktır. Bağırsak floranız bozulursa ne oluyor? Bağırsak floranız bozulduğu zaman kana geçmemesi gereken zararlı maddeler emilerek karaciğerde bir yağlanmaya ve karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına vesile oluyor. Ve karaciğerin parçalayamadığı, elimine edemediği bu toksinler bağ dokusuna birikiyor. Vücudumuzun %70'i su ve bu suyun büyük bir kısmı ekstraseller matriks dediğimiz bağ dokusunda birikiyor ve orası bir havuzu temsil ediyor. Beden atamadığı toksinleri bağ dokusunda bir çöp haline dönüştürüyor. Ve bu çöp hali sonucu yorgunluk hissediyoruz. Damarlarda bir kireçlenme, sertleşme ve bunun sonucu kardiyovasküler hastalıklar tetikleniyor. Bedenin karaciğerin elinde edemediği toksinler ve bağ dokusu tarafında biriken yıkım ürünleri damarlar üzerinde de yaratmış olduğu sorunlardan bir adım sonrasında böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Ve bu da böbrek fonksiyonlarının bozulması anlamına geliyor. Vücudunuzda biriken yıkım ürünleri, asidik yıkım ürünleri ne kadar fazlaysa bu çöpler eklem aralıklarına çöküyor. Çünkü eklemlerimiz vücudumuzdaki yer alan en alkali dokularımızı oluşturuyor. Ve burada biriken yıkım ürünleri vücutta bir asit de neden oluyor. Romatik artrit ve eklemlerde osteoartrit benzeri şikayetler ortaya çıkıyor. Bugün bağırsakların hem enterik sinir sistemi vagus üzerinde direkt beyinle ilişkisi olduğu gibi kadar aynı zamanda dolaşım yoluyla da beyindeki birçok nörolojik hastalıkları tetikliyor. Cilt deri hastalıkları olumsuz yönde etkileniyor ve de geleneksel Çin tıbbı 5000 yıl önce kalın bağırsakların akciğerle olan iletişimini dengelemiş ve o bağlantıyı kurmuş. Bugün modern tıp anlamında da biliyoruz ki bağırsak floranız ne kadar bozulursa akciğer hastalıklarınızın o kadar kolaylaşır. Bozulmuş olan bağırsak florası aynı zamanda bağırsak geçirgenliğini de kolaylaştırıyor ve bunun sonucu son yıllarda özellikle sızıntı bağırsak hastalığı diye tarif edilen sendromları tetikliyor ve bunun sonucu alerjik hastalıklar kolaylaşıyor, depresyon, baş ağrılarından kronik yorgunluğa, cilt hastalıklarından özellikle sedef çok yaygın hale gelebiliyor. Enflamasyonu kolaylaştırıyor. Otoimmün hastalıkların daha kolayca ortaya çıkması durumuna geliyor. Bağırsak florasının bozulmasının bir o kadar da özellikle stresle ilişkili olduğunu biliyoruz. Çünkü stres sadece dışarıda almış olduğumuz bir yüklenme değil. Stres tüm damar sisteminde bir vazokonstrüksiyon yarattığı gibi bağırsaklar üzerinde de çalışmayı olumsuz yönde etkileyen hormonal disbalansa neden olan en kötü bir haberi aldığımızda ya da aşırı bir heyecanlı bir haber aldığımızda ne oluyor? Ya tuvalete koşuyoruz ya da bağırsaklarımıza kramp giriyor. Stresle bağırsak ilişkisinin son yıllarda artık net anlaşılmış durumda. Merkez sinir sistemi üzerindeki bağlantıları da yeni değil artık kavranmış durumda. Serotonin seviyesinin direkt limbik sistemle olan bağlantısı artık net olarak biliniyor ve serebral kortekste gelen uyarılar limbik sistemde bağışık sistemimizi olumsuz yönde etkiliyor. Ve bağırsak florasının bozulmasına en önemli nedenler nelerdir? Hatırlatmak gerekirse yanlış beslenme, çevresel toksinler, gıda katkı maddeleri, serbest radikaller, stres ve maruz kaldığımız bozucu alanlar. Peki neler yapabiliriz regülasyon tıp açısından? Öncelikle rahmetli hocamın bağırsak florasının düzelmesinin sadece ve sadece probiyotik alarak yeterli olmayacağını, öncelikle simbiyozun yönlendirmek için probiyotik, prebiyotiklerin yanı sıra muhakkak ve muhakkak beta-glukan ve eşerikoli bakterilerinin alınması gerektiğini, kronik seyreden bir bağırsak flora bozukluğunda
nöral terapi ile ilgili organların segment tedavilerinin yapılması, eğer kronik kabızlık söz konusu ve bağırsaklarda bir kandida albicans ve ciddi oluşmuş olan bir disbalans söz konusuysa kolonhidroterapide faydalanmak gerektiğini, ama olmazsa olmazı kişiye muhakkak ve muhakkak kişiye özel doğru ve dengeli vital besinleri içinde taşıyan bir sağlıklı beslenme programının oluşturulması gerekiyor. Bunun için de özellikle neler yapabiliriz terapötik yaklaşımımızda? Kişiye özgün yapılan analizlerde hastalığı tetikleyen, bağırsak florasını bozan ve hastalıklar ortaya çıkartan risk faktörlerinin tespit edip bunların ortada kaldırmak. Bozulmuş olan bağırsak mukozasının iyileştirmek için hem doğru probiyotiği, doğru mikrobiyotanın yanı sıra muhakkak ve muhakkak ilgili organların nöral terapi açısından desteklenmesini sağlamak, bozulmuş olan fizyolojik bağırsak florasının yeniden oluşturulmak. Peki bu tetikleyiciler arasında kaldırmakta neyi kastediyoruz? Muhakkak ve muhakkak alkoldür, uyumsuz gıdalardır, bunlardan uzak kalmak gerekir. Üstün körü sadece bir eliminasyon diyetinden ziyade kişiye özgün bir eliminasyonun daha başarılı olacağını düşünenlerdenin. Hastada eğer yapılan gait analizlerinde bir patojenler var ise, örneğin kandida albicans, parazitler, bakteri ya da farklı viral bir enfeksiyon söz konusuysa bu patojenlerin elimine edilmesi şart. Rafine karbonhidrattan muhakkak uzak kalmak gerekir. Florayı nasıl toparlayabiliriz ve özellikle bağırsak mukozasının iyileşmesi için bazı vital besinlere ihtiyacımız var ve bunun da yapılacak olan analizlerde kişide eksik tespit edildiği zaman bu eksiği yerine koymak açısından özellikle glutamin, L-arginin, vitaminlerin özellikle vitamin C başta olmak üzere çinko, küten 1 ve küten 10'un verilmesi önemli. Aynı zamanda kişiye bazı vital gıdalar verilebilir. Kimyasal antiinflamatuar verilmekten ziyade fitoöstrojen içeren, fitoterapötik olan antiinflamatuar ürünler verilebilir. Ve muhakkak ve muhakkak kalıcı çözüm içinde nöral terapi gerekir. Kişiye verilecek olan floranın toparlanmasında üstün körü probiyotiklerden, prebiyotiklerden ziyade muhakkak kişinin yapılan analizlerde hangi bakteri türünde bir eksikliği var ise bunların yerine konulması, bunları beslemek için doğru prebiyotiklerin verilmesi, beta glukan olmazsa olmazı ve yanı sıra da vital bazı gıdalara da ihtiyaç duyuyoruz. Herget'in özellikle probiyotik seçiminde çok dikkat ettiği durum, bir kere bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesi için probiyotiklere ihtiyacımız var. Alerjiklerin köklü çözümünde mikrobiyotaya ihtiyacımız var. Sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bireylerde ve özellikle şu an bir pandemi sürecinde, COVID sürecinde immün sistemi toparlamak için doğru probiyotiklere ihtiyacımız var. Deri hastalıklarının çözümünde kişiye özgün doğru mikrobiyotanın tespit verilmesi çok önemli. Kilo alan metabolik sendrom hastalarında yine hakeza doğru probiyotik çok önemli. Diş sağlığının korunmasında ve diş çürüğünün önlenmesinde de doğru mikrobiyota oldukça elzemdir. Hakeza vajinal enfeksiyonlarda sık sık tekrarlayan kandida ve vajinal akıntılarda da doğru mikrobiyotanın çok elzem olduğunu düşünenlerden. Peki bizler kliniğimizde neler yapıyoruz? Kişinin doğru medikal probiyotin yanı sıra doğru nöral terapi yapmak çok önemli. Kullanılan bu probiyotikler, mikrobiyotalar, bunlara biz mikrobiyolojik tedaviler diyoruz. Ne yapıyor? Doğru verildiğin zaman bir kere bağırsak mukozasını güçlendiriyor, geçirgenliğini onarıyor.
karaciğere binen yükü elimle diyor ve karaciğerinin rahatlamasını sağlıyor. Sindirimin daha iyileştirmesine katkı sunuyor. Fizyolojik bağırsak florasını sabit hale getirdiğinizde beden birçok hastalığa karşı mücadele etmesini sağlayabiliyor. Ve unutmayın ki bağırsaklarınız aynı zamanda çok önemli bir endokrin organ ve bağırsakların kendisinin de ürettiği çok kıymetli mineral ve vitaminlerin açısından da önemli. Bunun için de probiyotiklerin verilmesi hem kolonizasyonun doğru sağlanmasında, doğru bariyerin oluşmasında ve metabolik etkilerinin optimal oluşması üzerinde de oldukça önemli bir özelliğe sahip. Peki nöral terapinin burada yeri ne? Nöral terapi lokal anestezilerle yapılan bir tedavi. Çünkü mikrobiyota bir yere kadar, doğru beslenme bir yere kadar bozulmuş olan bir bağırsak florasının gerçek sağlığının ortaya çıkartabilmeniz için ilgili organların besleyen sinirlerin yeniden regüle etmeniz lazım. İlgili organların kanlanmasını sağlamanız lazım. Bunun için de bizler nöral terapi yapıyoruz. Nöral terapi bir lokal anestezide yapılan bir uygulama. İneği batırdığınızda bir akupunktur benzeri bir uyarı meydana getiriyorsunuz. Lokal anestezi infiltre ettiğinizde o bölgede bir kanlanmayı sağlıyorsunuz. Varsa bir enflamasyonla mücadele etmesini sağlıyorsunuz. İlgili dokularının kendinin muhakkak yenilemesine katkı sunuyorsunuz. Nöral terapi hem ilgili organların fonksiyonel rahatsızlıkların tedavisinde oldukça kıymetli. Bugün biliyoruz ki birçok kronik hastalığa giden süreç hipoksi ile oluşuyor. Yani ilgili dokunun, ilgili organların yeteri kadar oksijenlenmemesi durumu. Nöral terapi ilgili dokulara nitelikli kanın taşınmasına ve dolayısıyla bu bölgedeki hipoksinin giderilmesi üzerinden etkili. Bedenimize 500 bin kilometre varan bir otonom sinir sistemi var. Bu otonom sinir sistemi sayesinde bedenimiz maruz kaldığı her bir uyarıya bir yanıt veriyor. Ve işte sinir sisteminin düzenlemesi ile nöral terapi de sağlayabilirsiniz. Antiinflamatör etkisi oldukça net biliniyor. Nöral terapi kısaca diyebiliriz ki bedende ortaya çıkan tüm disbalansların düzenlenmesinde kullanabilirsiniz. Çünkü nöral terapi doğru kullandığınızda beden kendi içindeki bilgi akışını düzenlersiniz. İlgili dokuların kanlanmasını sağlayabilirsiniz. Bozulmuş olan yapıların onarılmasına katkı sunarsınız. Kullandığımız başlıca iki lokal anestezik var. Bu lokal anesteziklerin bilinen etkilerinin sadece bir lokal ağrı giderici değil, aynı zamanda antiinflamatör yani antiinflamasyon etkinin yanı sıra çok güçlü bir antibakteriyel etkisi var, antiviral etkisi var ve antimantar etkisi de artık net bilinen bir durum. Bunun için nöral terapide amaç sadece bir enjeksiyon yapmak değil, bozulmuş olan otonom sinir sisteminin, vejetatif sinir sisteminin tekrardan yeniden resetlemek, yeniden düzenlemek ve kronik enflamasyona giden süreci kırmak, bağırsakların kanlanmasını sağlamak, orada ortaya çıkmış olan bağırsak mukoza geçirgesine neden olan hipoksi zincirini kırmak ve de bedenin kendini iyileştirebilmesine katkı sunmak. Bu anlamda da nöral terapinin her halükarda eğitim almış olan biri tarafında yapılması da çok önemli. Kısaca özetleyecek olursak nöral terapi hangi hastalıklarda kullanıyoruz? Ağrı tedavisinde etkin kullanıyoruz. İlgili dokularının kanlanmasına ve hipoksiye neden olan tüm hastalıklarda kullanıyoruz. Kişinin hormonal disfonksiyon, anksiyete durumunda, depresyon durumunda, sedasyon için kullanıyoruz. Özellikle bu sunumda asıl sorun olan bozulmuş olan bağırsak florasının yeniden düzenlenmesinde tüm gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavisinde etkin kullanıyoruz. Kişinin psikolojik rahatsızlıklarının giderilmesinde
antiviral, antibakteriyel, antifungal, antikandidal anlamda ilaç etkisinden faydalanıyoruz. Hormonal rahatsızlıkların tedavisinde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bağışık sisteminin düzenlenmesinde ve giderilmesinde etkince kullanıyoruz. Bedenin kendini dengede tutabilen homeostazdan kullanabiliyoruz. Ve de en önemlisi vücutta yerleşmiş olan, bağ dokusuna yerleşmiş olan ne kadar toksik yüklenme var ise onların elimine edilmesinden ve latent asitozla mücadelede nöral terapi etkin kullanıyoruz. İlginiz için teşekkür ediyorum.